Cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim kavramları birbirleriyle bağlantılı kavramlar olsalar da hepsi tek başlarına ayrı ayrı önemli. Çoğu zaman toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelimi bir evet hayır sorusuymuş gibi yansıtılıyor. Yani ya erkeksinizdir ya da kadın. Veya başka bir deyişle ya erkeklerden hoşlanıyorsunuzdur ya da kadınlardan. Halbuki bu konu azımsanmayacak sayıda birey için iki seçeneğe indirgenemeyecek kadar karmaşık olabiliyor. Biz bu videoda konunun biyolojik ya da psikolojik kökenlerinden çok, sosyolojik boyutunu inceleyeceğiz. Bir kişinin toplumsal cinsiyeti ve cinsel yönelimine dair en az beş farklı durum söz konusu olabilir. Biyolojik yani kişinin doğduğu cinsiyet, kimlik yani kendisini tanımladığı toplumsal cinsiyet, dışa vurduğu toplumsal cinsiyet, Romantik açıdan çekici bulduğu toplumsal cinsiyet, cinsel açıdan çekici bulduğu toplumsal cinsiyet. Bunların hepsi kişinin kimliğinin bir parçası ve birbiriyle uyumlu olmak zorunda değil. Şimdi bu konuyu biraz açalım. Kişinin cinsiyeti biyolojik olarak kromozomlarına göre erkek veya kadın oluşudur. Kişi 2X kromozomuna sahipse kadın, 1x1'de y kromozomuna sahipse erkektir. Fakat bu konuda bile siyah ve beyaz gibi keskin bir ayrımdan söz edemiyoruz. Diğer iki cinsiyet daha yaygın olsa da, tek, üç veya daha fazla cinsiyet kromozomuyla doğan interseksüel yani er dişi insanlar da var. Bu insanlar, iki cinsiyet kromozomu olan insanlardan farklı cinsel karakteristikler sergiliyor. Bazı interseksüeller olağan dışı hormon seviyelerine bağlı olarak hem erkek hem de dişi cinsiyet özellikleriyle doğuyor. Evet, cinsiyet konusunun karmaşıklığını bir seviye arttırdığımıza göre gelelim toplumsal cinsiyete. Cinsiyet biyolojik bir kavramken toplumsal cinsiyet toplumsal bir yorumdur. Toplumsal cinsiyet iki kısımdan oluşur. Kişinin kendisini tanımladığı toplumsal cinsiyet ve dışa vurduğu toplumsal cinsiyet. Bunu cinsiyeti ve toplumsal cinsiyeti birbiriyle örtüşmeyen insanlar üzerinden örneklemek ve anlatmak herhalde daha kolay olacak. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin birçok muhtemel kombinasyonu vardır. Biyolojik olarak erkek olan bir kişi kendisini erkek olarak tanımlayabilir. Biyolojik cinsiyeti ve toplumsal cinsiyet kimliği birbiriyle uyumlu olduğu için bu kişi cisgender veya non-trans olarak kimliklenmiştir veya kendisini kadın olarak tanımlayabilir. Bu durumda da trans olarak kimliklenir. Çünkü biyolojik cinsiyeti ve toplumsal cinsiyet kimliği birbiriyle örtüşmemektedir. Şimdi gelelim toplumsal cinsiyetin diğer etkenine. Bu, Kişinin dünyaya yansıttığı toplumsal cinsiyettir. Natrans bir erkek, erkeksel teemmülleri takip ederek toplum gözünde bir erkek görüntüsüne bürünebilir. Veya elbise giymek, makyaj yapmak gibi kadınsal teemmülleri izleyerek toplum gözünde bir kadın gibi görünebilir. Tüm bu seçenekler biyolojik olarak kadın veya intersex olan bireyler için de geçerlidir. Fakat tekrar ediyorum. Toplumsal cinsiyette Siyahla beyaz gibi keskin bir ayrım yoktur. Bazı insanlar gender, queer ya da kısaca queer olarak kimliklenir. Bu insanlar kadın veya erkek kimliğine sahip olmayabilir ya da kadın veya erkek kimliğine sahip oldukları halde kendilerini queer olarak kimliklendirebilir. Yani toplumsal cinsiyet konusunda çok sayıda olasılık söz konusudur. Bunu söylediğimize göre artık Cinsel yönelim konusuna geçebiliriz. Cinsel yönelim kişinin cinsiyetine veya toplumsal cinsiyetine bağlı değildir. Cinsel açıdan bireye çekici gelebilecek kimlikler de sahip olabileceği kimlikler kadar çeşitlidir. Ayrıca bireye çekici gelen kimliklerle ilişki yaşadığı kimlikler de birbirinden farklı olabilir. Örneğin bir kişi tüm toplumsal cinsiyetleri çekici buluyor fakat sadece kadınlarla veya toplumsal cinsiyet cinsel kimlik kombinasyonlarından herhangi biriyle ilişki yaşıyor olabilir. Tüm toplumsal cinsiyetleri de çekici bulabilir. Hiçbirini de çekici bulmayabilir. Tamamen kişinin kendisine bağlıdır. Toplumumuzdaki insanların stereotip normunu heteroseksüellik oluşturuyor. Yani beklenen şu oluyor. Ben biyolojik olarak kadınsam kendimi kadın olarak kimliklendirmeli ve kadın olarak ifade etmeliyim. Sadece erkeklere ilgi duymalı ve sadece erkeklerle ilişkiye girmeliyim. Gördüğünüz gibi çizgi dümdüz aşağı iniyor. Halbuki bir na trans için herkesi çekici bulup sadece kadınlarla ilişki yaşaması durumunda kimliğini oluşturan çizgi bir yerde kırılır ve başka bir yöne sapardı. Cinsel yönelimin bir seçim olup olmadığı hususu uzun yıllar boyunca hararetli tartışmalara neden oldu. Hatta uzunca bir süredir eşcinsellik geninden bahsedildi. Peki eşcinsellik geninin var olup olmaması ne kadar önemli? Mesela eşcinsellik genine sahip olmayan bir kişi de hem cinslerinden hoşlanıyorsa veya ya eşcinsellik genine sahip bir kişi karşı cinsten hoşlanıyorsa bu kişilerin tercihlerini ve duygularını daha mı az gerçek kılar dersiniz? Günümüz toplumunda toplumsal cinsiyete ve cinsel yönelime bağlı ayrımcılığa hemen her yerde rastlamak mümkün. Ayrımcılığı farklı kategorilerdeki insanların sırf o kategoriye dahil oldukları için adil olmayan muameleye maruz kalmaları olarak tanımlayabiliriz. Bugün dünya genelinde hegemon olan kültürde her birey hayata belli bir cinsiyetle başlar. Erkek ya da kadın. Kişi doğar doğmaz Hatta doğmadan önceden itibaren nasıl davranması ve düşünmesi gerektiğine dair toplum telkinlerine maruz kalır. Bu da büyüdüğünde olacağı şeyi şekillendirir. Kızlar feminen, erkeklerse maskülen yetiştirilir. Toplumsal cinsiyet rolleri erkek ve kadından beklenen uygun davranış, tutum ve faaliyetler aslında. Sanki erkek ve kadınlar daima tek bir niteliğe sahip olabilirmiş gibi Kızlara yumuşak başlı, duygusal ve teslimiyetçi olmaları, erkeklere ise saldırgan, hükmedici ve baskın olmaları öğretiliyor. Toplum, medya tarafından üretilen ve bize ne olmamız gerektiğini söyleyen tasvirlerle dolup taşıyor. Toplumun cinsiyet normlarını anlamak çok kolay. Normlardan birini ihlal edin ve alacağınız tepkilere bakın. Kadınsanız, herkesin içinde yere tükürmeyi deneyin veya erkekseniz Otobüste örgü örün. Bakın ne oluyor. İlginçtir, bir erkeğin feminen olması bir kadının maskülen olmasından daha kötü karşılanıyor. Genellikle feminen olarak kabul edilen roller, geleneksel olarak maskülen kabul edilen roller kadar değerli görülmüyor. Feminen bir rol olarak görünen aileye bakma eylemi, maskülen bir rol olarak görülen mesleki başarı kadar kıymet bulmuyor. Çalışan anneler ihtiraslı olarak görülürken insanlar bir erkeğin neden evde oturup çocuklara bakmayı seçtiğini anlayamıyor. Ama bu demek değil ki ataerkil toplumda kadınların işi kolay. Birçok toplumda aynı niteliklere benzer erkekler aynı iş karşılığında kadınlardan daha çok kazanıyor. Okuldaki başarı erkeklerin zekasına yorulurken kızların çalışkanlığına veriliyor. Adeta kızların başarıyı getirecek zekaya doğuştan sahip olabileceği kabullenilmiyor. İşini ailesinden önde tutan kadın hakir görülürken aynı şeyi yapan erkek takdir görüyor. Ortalama olarak kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. Bunun nedeni biyolojik etkenler olabileceği gibi erkeğin daha fazla risk almasının ve daha cesur olmasının beklenmesi de olabilir. Kadın ve erkeklerin sıkça karşılaştığı sağlık sorunları da farklı. Erkeklerin kalp sorunu yaşama ihtimali daha yüksekken kadınlar daha çok psikolojik sorunlar yaşıyor. Bunu da tamamen biyolojiye atfetmek yanlış olur. Erkekler stresli pozisyonlarda bulunduğundan kalp hastalığı riskleri artıyor. Ayrıca erkeğin depresyon veya anksiyete gibi psikolojik bir sorun yaşadığını itiraf etmesi zayıflık olarak görülüyor. Dolayısıyla Mutsuz bir erkeğin psikolojik destek alma ihtimali, aynı durumdaki bir kadına göre daha düşük. İnsanların hangi sorunu bildireceğini, nereden yardım alacağını toplumsal beklentiler şekillendiriyor. Toplumun kişiye karşı tepkisini belirleyen tek şey kişinin toplumsal cinsiyeti değil, cinsel yönelimi de değil. Heteroseksüellerin sahip olduğu bazı haklar, eşcinseller söz konusu olduğunda kısıtlanabiliyor. Bazı insanlar, evlenme veya partnerini hastanede ziyaret etme hakkı gibi hakların zaten eşit olmaması gerektiğine inanıyor. Bu ayrımcılık nedeniyle eşcinselliğin bir tercih mi, yoksa doğuştan gelen bir özellik mi olduğu tartışması sıkça gündeme geliyor. Eşcinsellik genetikse, cinsel ayrımcılık tıpkı ırka, toplumsal cinsiyete veya engele bağlı ayrımcılık kadar işlevsiz olur. Diğer yandan, Genetik değilse bir seçim veya toplumsal bir yorumsa yine aynı derecede işlevsiz demektir. Çünkü ırk da toplumsal bir yorum. Toplumsal cinsiyet, cinsiyet ve cinsel yönelim konularındaki bilgimiz tam ve eksiksiz gibi görünebilir. Fakat bu konular üzerine hala birçok araştırma yapılıyor. Her yıl yeni bir şeyler öğreniyoruz. Unutmamalıyız ki toplumsal cinsiyet, cinsiyet ve cinsel yönelim birbirinden bağımsız kavramlar ve birçok farklı kombinasyon oluşturabiliyorlar. Toplumda çoğu birey bir ayrımcılığa ve ötekileştirmeye maruz kalıyor. Belki bunun kaynağını iyi anlarsak herkesin kendini daha iyi hissetmesini sağlayabiliriz.